Merhaba, hoş geldiniz. Şimdi bu videoyu çekme amacımız arkadaşlarla böyle biraz düşündük. Mesela şu tarz şeyler çok oluyor. Yani yeni başladığımızda bizim de başımıza geliyordu. İşte map'e geçtim, ölüyorum. Yok işte ne bileyim örnek Moroder oynarken daha çok ölüyorum. Ya da okçu oynarken daha çok ölüyorum. Şimdi şöyle bir şey var zaten. Build'ınızı belli bir item seviyesine getiremediyseniz bu tabi olabiliyor. Bazı her build o kadar iyi olmayabiliyor itemsizken. Ama mesela çok bariz yani bazısı var. Adım başı ölüyor yani adam. Demek ki bir şeyler yanlış. Şimdi öyle en çok yanlış yapılan ya da benim özellikle kendi build'larımda çünkü benim mesela oynadığım çoğu build yüksek levele kadar gider. Mesela bu çar 100 level. Bu lig. Bu benim ikinci yüzümdü. 100 levele normalde pek kasmam ama mesela hemen bakalım. Yani sırf böyle kanıt olsun diye söyleyeyim size. Mesela bu lig oynadığım çaralardan 97, 98, 96. İşte mesela standarta dönelim. Neler var burada? 99 level, 98 level. Yani gördüğünüz gibi bayağı yüksek level çarlara ulaştığım için mesela hep farklı. Mesela Berserker 98 level çar var, 99 var. Mesela bazı Berserker'ı bilir ki yani çok tank bir çar değil, ölüyor, level kasamaz. Halbuki öyle bir şey yok, oynamayı bilmiyorsunuz çünkü. Gördüğünüz gibi bende 2 tane Berserker var, 98-99. Mesela bunlardan bahsedeceğim. Nasıl kastım? Mesela 100 level önceden kastığım bir çar vardı, 98. Yani dolu. Level kasılabiliyor. Çünkü bazı şeyler demek ki yanlış yapıyorsunuz. O build o yüzden ölüyor. Mesela şimdi onlardan da bahsedeceğim. Ne tarz bir build'da neler kullanıyorum. Mesela şimdi en basitinden önce özellikle flasklar hakkında ufak böyle 1-2 tüyo vereyim. Şimdi birincisi genelde life flask'a hani en bariz. Şuradan flask sayfamı da açayım, ben belki bir şey gördüm. Genelde bleed rollanır. Mesela neden bleed life flask'a rolladın? Neden mesela bunlar rollamadın? Mesela şimdi hemen bunların cevabını da arka arkaya veriyorum size. Şimdi mesela çoğu build'da size en ideali söyleyeyim. 3 tane mavi flask. Gördüğünüz gibi bunları ben rollayabiliyorum alteration orb kullanarak. 3 tane mavi flask, 2 tane de unique flask. Genelde ideali budur. Neden diyeceksiniz? Oyunda 3 tane kesinlikle üstünüzden kaldırmanız gereken, kaldırmazsanız da yani %100 bir ara öleceksin yani. Kaçarı yok. Bu tarz 3 tane durum var. Birincisi bleed, ikincisi freeze yani karakter donuyor. Üçüncüsü de curse. Curse özellikle lige yeni başladığınızda pek gelmez ama mesela beyaz tier maplerde curse gelmiyor. Ama sarıya geçtiğin an mesela şuradan bir tane T15 map hemen ben olayım. Hemen bir curse bulalım mesela. Ha bakın diyor ki players are cursed with temporal chains gibi. Bu tarz bir sürü curse var. Bunu kaldırmanız lazım üstünüzden. Şimdi bu üçünden bahsettik. Peki nasıl kaldıracağız? Mesela neden Life Flask'a curse koymadın? Neden bleed'i buna koydun mesela? Şimdi Life Flask dediğimiz şey canınız fullendiği an kapanır. İşte ben şu an içtiğim bir şey olmuyor farkındaysanız. Bu halbuki bleed siliyor. Ve hani ne diyor mesela orada? Immunity bleeding during flask effect. Ama mesela yukarıda bir şey çıkmıyor bile yani. Şu an mesela bu flask çalışmıyor bile. Aslında bleed yeseydim onu yine silecekti. Sıkıntı yok ama devamlı bir buff sağlamıyor üstüme. Ama mesela bunu taktım. Curse İçtim. Bakın geldi. Bu Quicksilver'ın kendi şeyi. Bu da Curse Immunity. Aynı şekilde Freeze'i içtim. Chill and Freeze Immunity. Diamond Flask. O da Flask'ın kendisi. Mesela Bleed'i bunlardan birine rollasaydınız burada Diamond Flask'ın yanında Bleed Immunity çıkacaktı. E tamam, güzel çalışıyor. Peki neden buna hala Curse'de Freeze'i rollamıyorsun? Hemen onu açıklıyorum. Mesela az önceki map gibi bir map'e girdiğiniz zaman İçeride o curse sürekli var. Süresi falan yok yani. Kapıdan içeri girdiğinden curse sürekli kafanda. Senin curse silmen life flask'taysa sen bu flask'ı bir kere içtiğin zaman o an canın belki biraz azdı. Canın fullenene kadar o curse'ü siliyor. Fullendiğinden boom yine curse kafanda. Yani senin bunu duration'ı uzun yani devamlı üstünde kalan bir flask'a rollaman lazım ki o curse sürekli mesela bu şekilde içtiğim zaman 7 saniye boyunca o curse'ü hiçbir şekilde yemiyorum ben. Zaten o 7 saniyede mob kestiğim için tekrar bunun şarjları geliyor. Ve sürekli curse immun oynayabiliyorum gibi bir şey oluyor. Curse bu yüzden çok önemli. Life Flask'a kesinlikle rollamaz. Peki freeze neden? Mesela donduğum an basayım çıkayım. Bazen donduğunuz an onu fark edene siz ölüyorsunuz. Kısaca öyle söyleyeyim. Yine aynı şekilde devamlı açık kalan bir Flask'a freeze'i de rollamanız çok önemli. Ama bleed dediğimiz şey mob mesela vuruyor. Bleed'i yiyorsun. O mob zaten size bir daha vurana ya ölür ya da belki bir daha vurduğunda bleed belki de atmayacaktır. Ya da Corrupted Blood dediğimiz bazı elitlerin ya da şampiyon peklerin özelliği var Magic Monster'ların. Öldürdüğünüz an kafanıza böyle 5-10 tane gelir, burada yazar o. Kırmızı böyle bir kan resmi var. 5 yazar, 6 yazar, stack oluyor yani. Üst üste binen bir şey. Mesela sen vurdun, geldi 5 stack, canın indiğini gördün, hemen tık içiyorsun, siliyor. Zaten o moblar öldüğü için yenisini de yemiyorsun genelde. Hani Bleed de o yüzden anlık silinebilen bir şey olduğu için kesinlikle Life Flask'ta en mantıklı. Ha mesela son olarak bir sebepten dolayı build'a belki uymuyordur. 2 Unique Flask'ı yoktur build'da. Çünkü Unique Flask'larda bunlar olmuyor haliyle. Immunity'ler. Mesela bir sebepten dolayı build'da uyuyorsa falan 4. bir Magic Flask varsa bu sefer isterseniz Bleed'i oraya sallayabilirsiniz. Char hiçbir şekilde Bleed yemez o zaman. Çünkü devamlı üstünde bir Bleed Immunity olacağı için o mob sana Bleed zaten atamıyor o zaman. Direkt immun çekiyorsun çünkü. Ama ben o tarz bir build oynuyorsam ne rolladığımı söyleyeyim. O da Shock. Shock acayip ölümcül bir şey. Örnek bu build Impulsa denen chest oynadığı için en altta yazar Unaffected by Shock. Yani bu chest oynadığım bir build'da zaten Shock'u yemezsin. İnanılmaz güzel bir şey. Ama mesela bu tarz bir build oynamıyorsan, mesela benim elimde varmış hazır. Quartz Flask, Shock Immun diyor. Ben genelde 4. flaskıma Shock koyuyorum. Shock çünkü inanılmaz önemli bir şey. Shock Immunity. Shock dediğimiz debuff'ta bilmiyorsanız diye söylüyorum. Lightning Damage yani elektrik vuran moblardan gelebilen bir şey. Ya da bazı maplerde Shock Ground denen bir efekt olur. Yerler böyle masmavi olur. Üstünden yürürken burada zaten Shock Ground'tasın diye yazar. Shock kısaca daha fazla damage yemenizi sağlıyor ve bu bir çarpan olduğu için inanılmaz fazla damage yemenizi sağlıyor aslında. Ama ne olacak, Shock Ground'un üstüne bir durayım falan. Size mesela 3K vuracak şey 4000 vurabiliyor. Direkt yatıyorsun mesela. Shock çok bozuk bir şey yani. Ben mesela Shock immun değilsem bir karakterde genelde bu Pantheon'la oynarım. Bu çar immun olduğu için almadım. Mesela burada da ne var? Mesela en başta %10 şansla gelen Lightning Damage'ı direkt yemiyorsun. Mesela bu da çok iyi bir şey. Lightning Damage'ı yemediğin için hem Damage'dan kurtulup hem de Shock'u da yememiş oluyorsun aslında. Ya da 3. olan mesela altta yazıyor. Reduced Effect, Reduced Shock Duration. Bunlar Shock'u kırıyor yani. Mesela çok güzel bu. Shock'a karşı koruma için. Bu tarz bir build oynamıyorsanız Shock immun olan. Flask'lar kısaca herhalde bu şekilde. Mesela birkaç unique flask bende olmayanların resmini ekrana koyarım. Aklıma geldiğince kullanayım, anlatayım. Mesela Cinder Swallow Flask. Bu aslında ofensif bir flask. DPS verir. Ama bunun şöyle bir olayı da var. Her mob kestiğinizde orada mesela alt alta yazar. Recover %3 life. Recover %1 mana. %3 energy shield. Bunun tabi aralığı var. Kötü gelirse divine atmanız gerekebilir. Ya da alırken iyisini alın. Her mob kestiğinde mesela benim şu an %3 canım doluyor direkt. Küt diye doluyor. Mesela ben bir map'e girdim, 10 tane mob var, o an canım yaralandı diyelim, bir şey vurdu bana. Bir koyuyorum, 10 mob öldü ya, %30 canım direkt doluyor anında. Mesela bu flask her ne kadar DPS de veriyorsa inanılmaz healing yani işte can doldurma sağladığı için aslında benim gözümde bir nevi hem de defansif, evet. Konuşamadım ya. Defansif flask aslında aynı zamanda benim gözümde bu. Mesela bende var mı? O tarz örnek verebilir miyim? Mesela özellikle lig başları bu zaten hemen düşer piyasaya. Chaos resist verdiği için, bir sürü damage de verdiği için ekstra chaos. Mesela bu hem defansif hem ofensif güzel klaslardan biri. Ekrana resmini koyarım, bende yok. Armor build pek oynamadım bu lig herhalde. Ya da kullanmadım bilmiyorum. Rumis Concoction dediği blok veren, aynı zamanda armor veren bir flask var. Özellikle armor build oynuyorsanız, block build oynuyorsanız bu da genelde kullanılan bir flask. Melee build'da Lions Roar kullanılıyor mesela. Bu zaten DPS verdiği için köpek gibi %25 more damage. More dediğimiz şey çarpandır, daha çok DPS verir. O yüzden inanılmaz DPS verir. Bu zaten Granite Flask olduğu için armor da verir. Bu da mesela şart. Yani physical üzerinden DPS yapan her melee build'da kesinlikle kullanılan bir flask kendisi. Neyse, flask bu kadar yeter. Başka şeyler anlatalım şimdi. Mesela Path of Building üzerinden ben şimdi size ne tarz build'lara, ne tarz defansif mekanikler aldığımı anlatacağım. Belki ileride kendi build'unuz falan yapmaya çalışırsanız, oyunu biraz daha öğrendiğinizde ya da belki de biliyorsunuz neyse. Dersiniz ki ya mesela bu build'a bu alınıyordu, tamam. Mesela şu an oynadığım karakterden Deadeye karakter, yani Ranger. Mesela Ranger'a bastım. Mesela sıradan geleceğim hani mantıklı gördüğümü. Şimdi Ranger denen karakter zaten şimdi şöyle bir şey var. Bir karakterin defansifini seçerken oynadığınız build ve ağaçtaki yeri önemli. Yani ben mesela Dedaye'a gidip de block build yapmak istersem, özellikle block yeri burada mesela glancing block. Yani benim buraya gelmem demek. Biraz ters köşe farkındaysanız. Ya istisna bir build oynuyorsanız gelinebilir tabi ama mesela çoğu Dedaye olmak zorunda değil, Ranger. Yani şu üçünden biri. Yani neler var? Deadeye, Raider, Pathfinder. Bunlar genelde Dodge build oynanır. Yani Evasion ve Dodge. Dodge dediğimiz şey de hemen şurada olduğu için söylüyorum. Akrobatik denen keystone zaten veriyor. Dodge attack hits. Yani Dodge dediği şey ıskalıyor mod. Yani siz o damage'i hiçbir şekilde yemiyorsunuz. Direkt sıfır çekiyor size. Bu mesela Dodge ataktır. Burada da Dodge spell'i vardır bunun. Yani ataklara ayrı Dodge şans. Spell'e yani büyülere ayrı. Aynı şekilde Evasion var. O da damage'i yine yememenizi sağlar ama sadece ataklara karşı. Spell Evasion diye bir şey yok. O da itemlerden gelir. Mesela bu itemim Evasion veriyor benim. Mesela oyun içinden ben kendi Evasion'ıma bakayım. 2738 Evasion'ım varmış. O da aşağı yukarı %14 şansla damage'i yemezsin diyor bana. Yani %14 şansla ben evade'liyorum. Ama aynı zamanda size bir mob vurduğu zaman hem bunun önce bir hesaplıyor. %14 şansla acaba damage'i yemedim mi? Fail'larsa ne bu? Block diyecektim değil. Dodge'uma da bakacak. Dodge atak %40. Yani ben bir damage dediğim zaman %40 şansla dodge'layabiliyorum. O fail'larsa %14 şansla evadeleyebiliyorum. Onun da fail'larsa ben damage'i yiyorum kafama. Mesela spell dodge'um da burada yazıyordu %30. Evasion tekrar söylüyorum spell'i evadelemez. Aslında Evasion'da bir dodge gibi bir şey ama farklı bir ıskalama mekaniği olduğu için yani bir mob size vurduğunda sırasıyla bu ikisi de hesaplanıyor. Hangisi tutarsa onu, ikisi de tutmazsa damage'i yiyorsun bu şekilde. O zaman mesela bir ranger karakter yaparken şimdi mesela life'tan çıktınız gittiniz. Buralar çok önemli değil çünkü build yapmıyoruz şu an tam olarak. Mesela genelde ben şu şekilde hemen hızlıca dodge'umu alırım. Level kasarken bile yani bu çok önemli. Map'e geçtiğim zaman ya da hardcore oynuyorsanız da bir an önce bunu da almanıza fayda var. Çünkü spell dodge'da geldi. Mesela baktım atak dodge'um 40, spell dodge'um 30. Mesela dodge'un cap'i var yani sınırı 75. Mesela daha nasıl arttırabilirim? 40-30 bana bu yetmedi. Ben hiç yemek istemiyorum demiş. Diyebilirsiniz. Mesela ben şimdi buradan item arataraktan size en önemli, en kolay alabileceğiniz bazı parçalardan bahsedeceğim. Eğer bir unique tarzı bir şey kullanmıyorsanız bu tarz itemler çoğu build'da takılabiliyor. Mesela Adziris, bu Adziri boss'undan düşer. İlk gün piyasada olmaz ama birkaç güne kesin düşüyor. Çok da pahalı olmaz genelde. Mesela bu ayakkabı çok basit. %15 dodge spell veriyor fazladan. Buradan şöyle popuma da koyacağım ben. Mesela giydim. Bakın spell dodge'um 45 oldu şu an. Ya da bu unique olduğu için haliyle pek bir şey vermiyor başka. Life aslında 30 mumus ve life çok inanılmaz bir bot. İlk başı falan çok iyi. Resistleriniz cap'se çok iyi de evasion verir. Dodge spell için çok iyi. Ama mesela daha çok paranız var. İlerlediniz ligde. Hemen size onu da göstereceğim. Mesela bazı itemlerin örneklerini vereceğim bu şekilde. Mesela şimdi bunlar tabi bulması daha zor olduğu için daha pahalı olacaktır. Mesela dodge atak veren ayakkabılar olabiliyor. Buradan da rare basarsanız resist de alabilirsiniz yani. Aslında az önce gösterdiğim ayakkabıdan daha iyi bir ayakkabı bu. Mesela hop. Tabi ben bir şey yaratmadığım için saçma sapan şeyler çıktı ama mesela dodge atak veren. Bunların şekilde dodge spell'i de var. Ama bunlar biraz daha düşük oran bu arada. 6-8 falan öyle bir şey oluyor. Ama mesela bu tarz bir ayakkabı da kullanır. Yani ayakkabı slotu dodge kasmak için bayağı ideal aslında. Gördüğünüz gibi mesela rare bir bot da kullanırsanız bu sefer atak dodge'u öne geçirebilirsiniz. Ama size bir tavsiye, atak dodge'unuz bu ağaçtan gelen 40 aslında bayağı yetiyor. Biraz evasion olduğu zaman. Ki biraz da anlatacağım başka bir mekanik var. O bu atak dodge'u zaten 50-60 falan yapıyor bazen. Genelde spell dodge kasmak daha mantıklı. Yani ayakkabı alırken de bu tarz bir ayakkabı kullanmayı düşünüyorsanız resistleriniz cap olamıyorsa haliyle Adziri kullanamayacaksınızdır. O zaman da buradan bu sefer dodge spell'li bir ayakkabı kullanabilirsiniz mesela. Aklınızda olsun. Mesela dodge spell. Dodge arttırabileceğiniz bir başka. Mesela map yaparken genelde bir tane defansif plus kullanılır. Özellikle level kasıyorsanız. Ben mesela şu an bu çarım 100 level olduğu için tamamen offensive plus'lar var. Halbuki 100'e kasarken ben quartz plus kullandım. Diamond plus sanırım kullanmıyordum. Emin değilim. Bir şey kullanmıyordum. Şu an zaten build'u da değiştirdim. Tam örnek veremeyeceğim. Mesela quartz flask. Ama benim kullandığım flask buydu. Curse roll'lu. Mesela quartz flask ne veriyor? %10 dodge, %10 spell. Mesela bunu da build'da, dodge build'da kesinlikle kullanmanızda fayda var. Özellikle level kasıyorsanız falan. Mesela flask'ı da şu an içeceğim. Büm. 50-55. Bayağı yardırdı dodge gidiyor. Daha bitmedi. Dodge alabileceğiniz bir yer daha var. Yani çok kolay alınabilen diyeyim ya da. Elusive. Şimdi Elusive ağaca da eklediler ama bu sadece kill aldığınız zaman geliyor ama yani ağacınız şuralardan geçiyorsa hemen böyle gelip mesela şu Jivel'dan falan belki alabilirsiniz. Özellikle level kasarken çok önemli aslında bu. Ya da Melee build oynarken Dagger ya da ne o Claw'la oynuyorsanız. Mesela ben Cobra Lash oynadım. Guide'ı da var İngilizce. Çok güzel build. Öneririm yani. Şu ana kadar yaptığım en iyi buildlardan açıkçası. Mesela bu tarz buildlara bağlanabilen bir Nightblade support var. Bu da mesela el yüzü verir. Yani Dagger ya da Claw'la oynarken bu support'u da kesinlikle kullanabilirsiniz. Bu da aklınızda olsun. El yüzü dediğimiz buff peki ne? Şimdi çok uğraşmayalım. Editleyebilirdim ama hemen hızlı şurada 5 saniyenizi çalacağım. Oyundan buradan bakalım direkt siteden. Elusive buff nedir bu? Movement speed gelir diyor ve ekstra şansla dodge attack spell alırsınız diyor. Yalnız buff'ın diyor ki efekti yavaş yavaş gider diyor. Bu elusive dediğimiz buff nereden aldıysanız artık bir şekilde işte vurunca mı aldınız neyse. Geliyor burada mesela %100 yazar. Tık 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 90, 80, 70, 60 diye hop sıfırlanır. Bittiği an bir dahaki çaktığınızda artık nasıl alıyorsanız hop yine gelir. Yani gelen bufflar gittikçe gidiyor. Mesela ben el yüzü ve ağaçtan aldığımı düşünüyorum. Burayı yağlayabilirsiniz bu arada. Ağacı böyle batırmamak için. Herhangi bir build'a da takabilirsiniz bunu. Mesela bir Moroder'a bile, buralarda bile olsa ağacınız. Amulete bunu yağlayabilirsiniz. Yani map yaparken bu aslında inanılmaz bir şey. Biraz gizli bir notable aslında. Çoğu insan kullanmıyor bile. Ama ölmemek için, dodge almak için ve hızlı koşmak için inanılmaz. Mesela ben şunu bir şekilde alayım ki pop bana hesaplasın. Şurada çıkması lazım. Tamam. El yüzüğü de aldığımı düşündüm. Güm. Bakın dodge'uma 75 cap dediğim için şu an dodge'um 75'te caplendi. Halbuki belki daha da üstüne çıkar mıydı bilmiyorum. Ama şöyle bir şey var. Bu max haline hesaplıyor. El yüzüğü dediğimiz şey gittikçe azalan bir şey. Yani ben ilk vurduğumda 75-71 alıyorum ama bu yavaş yavaş 70, 69, 68, 67 diye gidiyor. 50'de güm bitiyor. Bir daha çaktığım zaman yine hop. Yine 70'ten başlıyor. Yavaş yavaş gidiyor. Yani bu elusive'i de bilin. Ağaçta var dedik. Nightblade support. Bu tabi her build'da uymuyor. Başka var. Şu an mesela bu build'da kullanıyorum. Bu tabi bu versiyonu bu botun inanılmaz pahalı. Artık hani league bitti gibi para bol. O yüzden ben böyle bir şey aldım. Mesela bu tarz ayakkabılarda bunu tabi bu kadar resist koymazsanız birkaç exalt'a bulabiliyorsunuz. %10, 5 de oluyor. Divine orblanabilir. Crit attığın zaman elusive gelir diyor mesela. Bu Redeemer. Yani botu zaten görün arkası mavi gibi. Köşelerde de zaten resmi var. Redeemer denen bir influence modudur kendisi. Yani bu da elusive alabileceğiniz. Bu biraz pahalı bir yöntem yalnız. Lig başı falan pek yapamazsınız. Biraz böyle para kastığınızda. Bu botlar iyisi çünkü para ediyor. Hemen şuradan da gösterelim. Redeemer modu olduğu için. Şurada bir yerde olacak. Heh. Bu. Bu da aklınızda olsun. Bu da ayakkabıya koyabileceğiniz bir şey. Yani genelde ayakkabıdan alınıyor elusive. Ya da ağaçta var. Nightblade support dedik. Son olarak da Assassin oynuyorsanız zaten Assassin kendi bunu alıyor. Burada. Yani böyle fantezilere girmiyorsunuz. Ama mesela Ranger oynarken bu saydığım yöntemler çok önemli. Farkındaysanız dodge'um coştu gitti yani. Bunları zaten kastığınız zaman elusive'ine kadar o çar yatmıyor. Ben bu çarı yüze öyle kastım mesela. Hani elusive ve dodge'u tamamen stackleyerek. Mesela bu çok büyük bir defansif mekanik. Ranger karakteri için çok ideal. Ranger harici mesela neyde kullanabilirsiniz? Sahin olabilir. Özellikle Miner oynuyorsanız Ball Lightning Mine mesela çok popülerdi. O tarz bir Mine build oynarsanız mesela onun ağacı da genelde buralardan geçer. O yüzden yine burayı alır adam. Elusive ama onda kasmak biraz zor. Çünkü kill alınca der Miner ya da Trapper build'larda kill'i siz değil, yani öldürme işlemini siz değil, mine yaptığı için bunu size vermez mesela. Elusive sanırım alamıyorsunuz o build'larda ama en azından yine dodge falan alınabildiğini az çok biliyorsunuz şu an. Hani bir örnek de o da. Bu anlattıklarımın hepsi Assassin için de geçerli, Shadow için de geçerli. Assassin'de dediğim gibi elusive almanıza gerek yok, zaten kendi alıyor. Çünkü bu zaten alınan bir notable, çok güçlü bu. Mesela Dodge, Evasion bu şekilde biraz anlatılmış oldu. Başka bir örnek verelim. Mesela bu sefer Berserker ya da Melee karakterlerden bahsedelim. Çünkü bunlarda genelde Dodge pek kasılmıyor. Yani Ranger oynarsanız yine Dodge kasılıyor. Mesela Raider oynarken. Ya da benim Cobra Lash build'ım. Neydi o? Dead'aydı. Dodge kastım ama mesela bir başka Fortify. Fortify'ı zaten çok sık duymuşsunuzdur. Bunu nereden kasabilirim, niye kasacağım, hangi build'larda kasabilirim gibi mesela sorulara cevap verelim. Ve Fortify efekt kasılır mı, nereden kasılır? Şimdi Fortify dediğimiz şey bir buff, bunun support'u var. Buradan da hemen gösterdi zaten. Bunu bir şeye bağladığınız zaman atak olmak zorunda, o skill'le vurduğunuz zaman alabiliyorsunuz. Fortify dediğimiz buff da damage yediğinizde ama hit olacak. Yani mobun size bir vuruş yapması lazım. Yani bir dot olamaz. Yani mesela mob size vurdu, ignite yediniz, yani yanıyorsunuz, canınız iniyor ya. Onu Fortify şey yapmıyor, ne o? Damage'ını düşürmez. Yani hasarı engellemez çünkü hit değil o. Dot. Yani damage over time. Mesela yerde boka bastınız, yerde bir şeye değiyorsunuz, canınız iniyor yavaş yavaş ya. Onlar da Fortify çalışmaz, bunu bilin. Ama onun harici size böyle normal vuran her şeyde Fortify çok güzel damage kırıyor. %20 less damage diye burada yazıyor. Detayları kendiniz okuyabilirsiniz zaten. Mesela Fortify'ı en sık alma yöntemi support. Mesela özellikle melee build oynuyorsanız bu support aynı zamanda birkaç lig önce bufflandığı için support'a skills deal bilmem kaç more damage verdiği için bunu gönül rahatlığıyla skill'in kendi ana linklerine zaten bağlayabiliyorsunuz. Mesela Cyclone oynarken ben Fortify'ı hemen hop takarım. Çünkü bu DPS de veriyor. Aynı zamanda sürekli Fortify kafanızda olduğu için sürekli bir damage mitigation, yani de az damage yeme. Ama mesela örnek range build oynuyorsunuz. Mesela Cobra Lash'ten yine örnek vereceğim. Bu skill range'dir. Uzağa böyle bir şey fırlatıyor. Buna Fortify olmuyor çünkü bu melee skill değil. Ha, onu söylemedik. Mesela Fortify'ın bakın melee. Melee tag'i var. Bunlara tag denir. T-A-G. Türkçesini düşündüm ama şu an bilemedim. Neyse. Fortify sadece melee'ye bağlandığı için bu tarz mesela Cobra Lash tarzı build'larda bunu Cobra Lash'e bağlayamayacağım için ben bu sefer nereden alıyorum? Mobility skill'i. Mesela ben Whirling Blaze kullanmıştım. Bu hareket ederken kullanmak için bir skill'dir kendisi. İleriye doğru böyle atlıyor karakter. Mesela buna bağladığım zaman ben map'in içinde böyle hızlı hızlı böyle çat 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 hareket ederken mob'un birine böyle değdiğim an, ki illa değiyorsun, o Fortify'ı o şekilde alabiliyordum mesela. Bunlar da mesela Fortify alma yöntemleridir, taktik. Fortify'ı peki geliştirebilir miyim daha? Mesela ne dedim az önce ben videonun başında? Berserker karakterim var. 98-99. Halbuki Berserker dediğimiz karakter, ağacı değiştirelim hemen. Normaldir. Berserker. Mesela bu en çok DPS yapan karakterlerden biri oyunda. Ama çok kişi oynamayı bilmediği için oynanmaz. Hemen mesela örneğini size göstereyim. Yani bu şakasından söylemiyorum. Hakikaten millet bilmiyor. Bakın 0-6 sondan bir önde. Halbuki Berserker çöp falan değil. Millet çünkü oynamayı bilmiyor. Ben çok oynarım Berserker mesela. Neden aslında Berserker'ı oynamayı çoğu insan tercih ediyor? Şundan dolayı. Mesela burası %40 more damage. İnanılmaz bir DPS verir. Burası zaten çoğu zaman alınır Berserker oynarken. Ama %10 increase damage taker. Yani %10 fazla damage yiyor karakter. Her şeyden fazla yiyor yani. Yani siz bu karakteri biraz bir defansif kasmazsanız, ki burada bizi kurtaracak olan şey Fortify. Ne kadar önemli olduğunu build zaten oynarsanız da böyle bir şey göreceksiniz. Fortify'dan kurtarıyorum ben genelde bu tarz build'lardan. Hatta uygulamalı benim geçen lig olan karakterime girelim. Zaten üstü giyinik bildiğim kadarıyla. Yukarıdaki değildi o. Şu. Ben geçenlik oynadım. Bunun guide'ı da var yine. Geçenlik koyduğum. Mesela bu karakter two-handed build. Bayağı da gear'lı gördüğünüz üzere. Explode chest bilmem ne. Oo neler var yani. Ben bu şuna bayağı yatırmıştım. 6700 can mesela. Bayağı temiz karakter. Mesela bakın gördüğünüz gibi %40 more damage aldım ben. Halbuki uçar fazla damage yiyor şu an. Ben bunu nereden, nasıl kurtardım? Fortify'dan. Mesela skillim nerede benim? Burada ama. Heh, Grand Slam oynamışım en son. Mesela buna zaten ben Fortify'ı bağlamışım. Peki ben Fortify'ı daha nasıl geliştireceğim? Mesela bu tarz bir build oynuyorsunuz. Burada Berserker olmak zorunda değil. Hani bu en çok damage yiyen karakter gibi gözüktüğü için bundan örnek veriyorum ama mesela yine Moroder oynadın. Yine bir melee karakter oynuyor olabilirsin. Belki Chieftain oynuyorsun. Ya da Juggernaut oynuyorsun. Bu ara pek oynanmaz ama çünkü pek DPS vermiyor. Ya da en çok oynananlardan bir başkası Duelist. Bu da melee karakter oynanır genelde. Okçu falan da oynanıyor ama istisnalar var. Bu arkadaş da mesela Fortify. Hatta burada direkt Fortify de verir bu ama bu genelde alınmaz. Bu aslında çöptür benim gözümde. Okçu da bir tek alınıyor. Melee build'da bunu almayın yani kesinlikle. Çünkü zaten alabiliyorsunuz Fortify'ı. Mesela bak adamın kendi Fortify ile sinerjisi bile var. Fazla atak speed, armor falan alıyor. Mesela bu tarz bir build'da da bu Fortify'ı kesinlikle bufflayabilirsiniz. Şimdi ne yapacağız onu göstereceğim. Oyunda bende açık olduğu için buradan gösteriyorum. Genelde şimdi melee build'daki ağaçlar buralardan geçtiği için alması çok basit. Mesela burası var. Diyor ki %10 increase effect of Fortify. Yani Fortify efekti arttırır diyor. Sabit dururken bir %10 daha verir. Melee build falansa zaten moba zaten sabit dururken genelde daldığınız için o kısmı da çalışabiliyor mesela. Burada bir %10 daha var. Burada bir %5 daha var. Mesela bir başka yer. %10 Fortify effect, üstüne movement speed, attack damage. Burası Cyclone için inanılmaz bir yer mesela. Çünkü Cyclone movement speed'den de etkilenen bir skill olduğu için burası kesinlikle alınıyor. Mesela burada hop yine bir Fortify effect var. Başka da yok. Mesela ağaçta Fortify, bunları alırsanız özellikle Berserker'a bu karakter kolay kolay yatmaz. Ben bu çarı dediğim gibi bu şekilde yüksek levele kastım. Bakın Fortify alınca zaten bunlar yanar. Başka da zaten bir yer yok benim bildiğim. Son olarak Fortify'ı bufflayabileceğiniz son bir yer daha var. Bu biraz yalnız pahalı bir işlem. Yani bendeki versiyonu pahalı. Daha basic yani ucuz versiyonuna da başlayabilirsiniz ama lig başı hemen alamazsınız. O da şu tarz bir kafalıktır. Mesela kafalıkta da gördüğünüz gibi ne diyor? %25 Effect of Fortify on you. Bu da ben bu neden pahalı dedim. Farkındaysanız ikili influence bu. Orada bir de -9 ne diyor? %9 physical damage increase var. Bu da elder modudur. Zaten itemin sol ve sağ üst köşelerine bakarsanız itemin iki influence'da olduğunu görürsünüz. O kısmı pahalı yapıyor aslında bu itemi. Bu tarz bir craft videosunu çekmeyi düşünüyorum. O ayrı bir konu, anlatmayacağım ama en azından Crusader'da Fortify Effect kafalıklara geldiğini bilin. Şöyle biraz daha uygulamalı olması için şuradan da hemen onu da gösteriyorum. Herhalde bu kadar, zaten daha şu an anlatacak bir şey aklıma gelmiyor. Helmet kafalık yani. Crusader'da var bu. Hemen şuradan bakalım. Fortify Effect bakın burada. Yani Fortify'ı siz iyice bufflarsanız, iyice yediğiniz damage düştüğü için karakter inanılmaz bir tanklık kazanmış oluyor. Fortify anlattık, Dodge anlattık. Son olarak anlatabilecek başka bir şey, o da Block. Açıkçası ben son zamanlarda Block pek kullanmadım. Block hani build dediğimiz, Block kasan bir build. Mesela en çok hangi build'larda kullanılıyor, nelerle sinerjisi var az çok onu anlatayım. Bu Room is Concoction dediğim, az önce Flask'larda anlattığım Flask var. Onu şuradan Pop'a mesela koyalım. Son olarak bu biraz Block'u da anlatayım. Bu bir Armor Flask'tır. Armor da verir. Ayrıca Block atakla Block spell verir. Bunun rolleri değişiyor. İyisini alabilirsiniz Block build oynuyorsanız. Mesela öncelikle Block build'u ne tarz karakterler yapabilir? Bir kere akrobatik alan bir karakter. Şu akrobatin içinde yani Dodge karakterde şöyle bir sıkıntı var. Bakın ne yazıyor orada? %50 less armor. Yani daha az armor, daha az energy shield, daha az block şans. Hem spell hem atak için. Yani akrobatik kullanan bir karaktere block kasmak çok mantıklı değil. Çünkü kastığınız değerin %30'u gidiyor. Zaten çoğu block build'u buraya aldığı için glancing blow denen keystone, akrobatik burada olduğu için yani bir çarın hem buraya hem buraya erişmesi imkansıza yakın. Çok istisna bir build olması lazım. Bu sebeplerden dolayı genelde armor ve block bir arada kasılır. Peki burası mesela niye alınıyor? Bundan bahsedelim. Mesela genelde minion build'lar buraya alıyor. Yani witch, necromancer. Ağacı sallıyorum tabi. Mesela adam böyle geliyor bir şekilde. Buradan buna basıyor. Mesela bu ne yaptı? Diyor ki block atakla block spellini double'lar. Yani 2 ile çarpar demiş. Ama diyor ki block hitlerden %65 damage yersin diyor. Ne demek bu? Şimdi block dediğim şey normalde dodge gibi damage'i yemiyorsun ama bunu alırsan %65'ini yiyorsun sadece. Yani bir mitigation, yani Fortify nasıl %20 kırıyordu, bu da kırıyor aslında şu an, daha az yiyorsun. Peki ben damage yememek varken neden bunu alıp da %65'ini yiyeyim ki derseniz şöyle bir şey var. Blow'u çok istisna böyle bir sürü itemlere, mesela kalkanda oluyor, eldivenlerde oluyor sanırım, Flask'ta zaten var. Ne bileyim belki cluster jewel'larda vardır vesaire vesaire. Bunları doldurmadığınız sürece o 75 yine Dodge gibi, bunun cap'i de 75'tir. Ulaşmanız çok zor. O yüzden şöyle bir şey oluyor. Class'la birlikte adamın atıyorum 30-35 bloğu oluyor. Yani bu adam %30-35 şansla damage'ı yemiyor. Ama halbuki diyor ki ben buraya alayım. Bloğum 30-35 değil de 2 ile çarpıldığını düşünürse 70 falan olur. %70 şansla blok atayım. Ama biraz daha az damage yiyeyim. Yani abi %70 dediğimiz çok daha büyük bir oran olduğu için yani bu adam çok daha yüksek bir ihtimalle bloklayacak. Damage yiyecek ama bayağı bir kırarak yiyecek. Zaten char yatalak değilse, itemsiz falan değilseniz o mitigation dediğimiz yani damage'ı kırdığı zaman daha da hayatta kalacaktır o char. Çünkü %20-30 gibi az bir blokla oynadığınız zaman size 10 tane mob vursun mesela. Şansınıza 10'un 8'i de vursa sadece ikisini bloklasanız belki çok daha fazla damage yiyeceksiniz ama buraya aldığınız zaman blok şansınızı çok arttırdığınız zaman bu sefer gelen damage aslında bir nevi Fortify gibi bir şey oluyor bu. Yani çakma Fortify diyelim. Daha az damage yemiş oluyorsunuz. O yüzden bu Glancing Blow o tarz çok kullanılır. Glancing Blow'un bildiğim kadarıyla şu an kullanılmadığı tek karakter Gladiator. Çünkü Gladiator kendisi bayağı bir blok alıyor şuralardan. Sanırım ona alınmıyor ama bu tarz Mesela bir Moroder belki olabilir. Özellikle Witch, Necromancer'larda ben çok görüyorum. Burayı çok alırlar. Aynı şekilde bazı Trickster'lar da alıyor. Biraz ağaca bağlı. Nerede bu? Shadow. Trickster. Trickster'da mesela Energy Shield varken biraz Dodge gelir kendiliğinden. Şuralarda var. Ve bu build Energy Shield da kullandığı için aynı şekilde Akrobatik Enerji Shield'ı da düşürdüğü için genelde Trickster'a Akrobatik ve Dodge alınmaz. Flask, Elusive tarzı yerlerden biraz Dodge kasılır. Ağacı da genelde işte bu tarz spell build oynandığı için şuralardan falan geçip şu spell yerleri, işte mesela şuradaki Lightning build'sa mesela burası olabilir gibi, Fire build'sa burası. Mesela buralardan geçilerek genelde bu tarz şuraya kadar falan gelinir. Burada böyle element damage spell yerleri var. AoE yerleri var. Adam buralara kadar genelde ağacı şu tarz yukarılarda gezer Trickster'ların. Şurada mesela spell yerleri var yine. Crit falan. Şu an tamamen uydurma bir ağaç yapıyorum ama genelde bu tarz ağaçlar yapılıyor. Adam buralara kadar gelmişken zaten hemen şuradan şöyle hop bunu da alıyor. Hatta blok şansı düşükse bakın burada ne var? Block shield. Yine ne var? Block atak. Bu kalkan tutarken bu arada. Trickster genelde kalkan yanına one end yanına kalkan oynandığı için yine Trickster'dan bir örnek vereyim. Aynı şekilde Necromancer da genelde kalkan yanına Convoking Wand, yani Minion'ların kendi Wand'u var ya, Minion üzerine şeyler veren. Genelde kalkanın yanına onu takarlar. O yüzden burayı da mesela alabiliyorlar. Kalkan tutarken burası inanılmaz bir blok veriyor. Onu da hemen şöyle uygulamalı gösterelim. Buradan şöyle bir tane uydurmasyon, bir tane shield çıkacak şimdi bak yara. Ha, eğer shield çıkıyordu o yüzden. Ha, shield armor salladım, bir tane shield koyuyorum. İteme gidirdim. Mesela glancing blows olmasın. Mesela bakın şu an kalkan taktı karakter. Rumi flaskını içti. 44 bloğu var. Bloğumu mesela capleyebiliyor muyum? Şimdi şöyle bir şey var. Mesela atak blok bir şekilde hallediliyor ama spell blok farkındaysanız çok ufak. Mesela spell çoğu durumda daha ölümcül bu oyunda. O yüzden spell bloğu adam mesela şuradan şöyle arttırsa 18 oldu. Bunu aldığım an güm. Atak bloğum cap. Spell blok 36. Halbuki şurada bir yerde bir spell blok yeri daha var. Şurasıydı galiba. Heh. 52 oldu. Burası veriyor mu? Vermiyor. Bir de mesela genelde şurası alınır Trickster'a. Yine şu şekilde hop. Aa, bir dakika bu kopmuş mu ya? Ha, pardon bu blok atakmış. Ha pardon bir dakika ne bu? Tamam burası blok atakmış pardon, ben spell mi veriyor dedim. Evet burası spell vermiyormuş. Tamam atak bloğunuz hala cap'tiyse şuradan şu şekilde 3 puanla onu da alabiliyorsunuz, haberiniz olsun, orası da veriyor. Yani benim atladığım yerler olabilir, blok yazarak kendiniz de bakabilirsiniz. Yani bu tarz Trickster, Necromancer gibi karakterlerde dodge alınamadığı için blok çok güzel bir defansif. Aynı şekilde Fortify'ı hala belki bu karakterlerde alabiliyorsunuz. Bunun üstüne Fortify'ı da eklerseniz çok daha defansif olacaktır karakteriniz. O zaman bunlardan da bahsettik. Yani bunlar tamamen benim aklıma gelen, sizi hayatta tutacak. Bir de şu var son olarak, onları da anlatacağım. Bazı çok sık kullanılabilen gemler. Yani karakterinizde yer varsa şu gemleri kullanırsanız hani defansif oluyor. Biraz da bunlardan bahsedeceğim. En sık kullanılan guard skill'leri. Neler bunlar? Immortal Call, Steel Skin. Arcane Cloak var ama o daha çok DPS için kullanıyor, onu anlatmayacağım. Biliyorsanız zaten build'a uyuyorsa onu da kullanıyorsunuzdur. Lightning build'larda kullanır, onu anlatmıyorum. Ve Molten Shell herhalde, aynen. Şimdi mesela bunları hangi build'larda kullanabilirsiniz ya da nasıl kullanmalısınız, hemen ondan bahsedelim. Şimdi öncelikle Immortal Call her build'da kullanabilecek bir şey. Bunu nasıl kullanabiliyorsunuz? İki çeşidi var. Yani benim en mantıklı bulduğum. Birincisi eğer spell build oynuyorsanız. Bu spell build'lar Arcane Surge denen bir support vardır. Bunu genelde mobility skill'e ya da başka böyle hani ufak bir skill'e koyarlar ki arada attığı zaman o buff'ı alsın diye. Arcane Surge'de damage veriyor aslında, spell damage. Aslında bunu Immortal Call'a da bağlayabiliyorsunuz. Yani Immortal Call bu arada yürürken atılabilen bir şey olduğu için mouse'un sol kliğine koyduğunuz zaman, Arcane Surge'ü de Immortal Call'a bağladığınız zaman siz normal yürütürken karakteri map içerisinde kendi kendine sürekli basıyor bunu ve o Arcane Surge'ü de veriyor. Yani hem defansif anlık böyle o Immortal Call'un verdiği fiziksel ve elemental hasarı kırmayı alıyorsunuz, hem de Arcane Surge'ü proclattığı için spell damage'ı da alıyorsunuz. Böyle çok hani zekice bir kullanımı var bunun, bu bir. İkincisi spell build oynamıyorsunuzdur. Başka yani sol kliye de koyamıyorsunuzdur. Mesela örnek veriyorum Cyclone'da falan zor yani, sürekli bir yandan sol kliye basmanız lazım. Zaten atıyorum Cyclone'u sağ kliye koyduğunuzu düşünüyorum. Genelde mouse'da atılır o skill, rahat oynandığı için. Sağ kliye basılı tutarken arada bir de bir yandan sol kliye basarsanız o parmaklar acayip çabuk yorulur yani. Mesela bu tarz build'larda eğer sol kliye koyamayacaksanız Cast When Damage Taken, yani hasar yediğinizde bu çalıştıran bir şey, kendi otomatik bunun yanına bağlanıyor. Cast When Damage Taken bu arada leveli arttırıldıkça istediği, mesela şöyle bir şey, level 1'de 500 civarı bir canınız gittiğinde bağlı olan skill'i atıyor otomatik mesela. Level arttırdıkça siz bu 2000-3000 can falan oluyor en son. Yani ne kadar sık proklamasını, mesela 500 canda bir patlasın mı istiyorsunuz, 1000-1500 mü, size kalmış yani. Ben şahsen genelde bunu level 1'de bırakırım direkt. Yani sürekli açılsın yani, neden bir yani 1500-2000 damage ince patlasın ki? Yani sürekli çalışsın istiyorum ben. Ama siz yok ben sürekli bunu cooldown'a sokmayayım diyorsanız, çünkü buna biraz cooldown'u var. Her 507'inde patlamıyor yani. Sonra bir süre kapanıyor bu. Hani böyle biraz daha yüksek damage yediğimde proklasın mı, herhalde Char ölecek mi acaba diye, hani o tarz bir durumda proklasın istiyorsanız o zaman Cast When Damage Taken'ı biraz levelleyin, şöyle bir 1000-1500 can falan olsun. O şekilde Immortal Call'u ayarlayabilirsiniz. Bu arada Cast When Damage Taken'la alakalı son bir şey daha. Örnek veriyorum Cast When Damage Taken'ın gereken leveli, bakın Cem'in leveli falan değil. Orada der ki karakter level 40 olsun der mesela ya üstünde. O kaçsa bağladığınız bütün skill'ler Immortal Call olmak zorunda değil. İleride başka bir şey kullanırsanız orada da aynı şey. Yani bu Cast When Damage Taken için geçerli bir şey şu an anlattığım. Örnek veriyorum 40 level isteyen bir Cast When Damage Taken için yanına bağladığınız şeylerin de en fazla 40 olması lazım. 41 level veya üzeri bir şey mesela örnek bağladığınızdan çalışmaz. Yani kesinlikle aynı level ya da levelin altında tutmanız lazım. Tekrar ediyorum, çok önemli. Cem'in leveli değil, gerektiği, kullanmak için gereken level. Üstünde mouse'la geldiğinizde yazar orada. Bunu da aradan çıkarttık. Bir başka Vaal Molten Shell. Normal Molten Shell demiyorum, Vaal Molten Shell diyorum. Önemli bu. Normal Molten Shell de fena değil ama Vaal'ı çok iyi. Alabiliyorsanız kalitelisini alacaksınız. Bu arada süresini uzatıyor çünkü. Mesela bunu kim neden kullanır? Nasıl kullanmalıyım? Şimdi öncelikle bu Cem'i de açayım önüme. Heh. Şimdi önceki bastığın zaman armor veriyor bir süre. Tamam, güzel. Orada gereksiz bir iki özellik var. Onlar hiç önemli değil. Şimdi de şöyle bir şey veriyor. Canın armorunun %30'u kadar en fazla 30.000 olacak şekilde diye oraya böyle bir limit koymuşlar. Bir absorb, yani kalkan veriyor size. Yani şimdi ne diyor? Armorunun diyor. O zaman demek ki bunu nerede kullanacaksınız? Armor kasan bir build'da. Bu bir. İkincisi Lion's Roar gibi ya da Rumi's Concoction gibi, yani bir armor veren ya da normal Granite Flask olur. Yani 3000 armor verir bu saydığım flasklar. Bu tarz bir flaskı da kullanan bir build'da bunu kullandığınız zaman o shield, yani absorb'u bayağı yüksek açıyor. Özellikle Legion. Mesela Legion'ı nasıl açarsınız, sonra moblar bir anda açılır size dalmaya başlar ya. Açıldığı an flaskları içip o armoru üstünüze almanız lazım çünkü daha bufflamak için Molten Shell'i. Vaal Molten Shell'i açtığınız zaman bayağı binlerce bir absorb açıyor. O tarz zor bir şeyle kapışırken ya da map'in boss'una geldiğinizde gibi ya da bir iç açtığınız, ne bileyim yani herhangi bir yerde basabilirsiniz. Flask'ı da içerek bu şekilde bastığınızda çünkü daha yüksek bir kalkan sağlar. Bu da armor karakterlerde çok sık kullanılan önemli. Özellikle hardcore oynayanlar bunu inanılmaz kullanır. Bir başka bunun karşılığı da Vaal Grace, Dodge karakterlerde, hadi onu da anlatalım. Armor kasmayan Dodge karakterlerde normal Grace değil de Vaal Grace, yani cooldown olarak basmanız gerekir bunu yine. Çünkü mob kestikçe dolan bir şey bu. Bu sefer de gerektiği zaman bunu basarsanız bu da fazladan dodge sağlayacaktır mesela örnek. Onun harici son olarak mesela çok sık kullanılan Flash and Stone, bu bir auradır yalnız, %25 visual istediği için yani build'ınızın açabiliyor olması lazım. Öyle söyleyelim. Bu mesela ne yapıyor? Sand Stance, Blood Stance, yani bastığınız zaman değişiyor aslında, bu skill bar'a koyabiliyorsunuz skill'i ama mesela Blood Stance'den yararlanmıyorsa karakter o zaman sadece Sand Stance'ı kullanacaksınız. Bu da yakınlardaki mobların blind yemesini sağlar. Blind dediğimiz şey de mobun hit şansı, yani size vurma ihtimali. Aynı şekilde de kriti de düşüyor olması lazım. Mesela bunu okçu Wonder, yani herhangi bir range build, genelde o tarz build'larda ya da Cyclone gibi melee build'larda bunu kesinlikle kullanıyor. Bu da çok iyi bir buff'tır mesela, o %25'i sağlayabiliyorsanız kesinlikle açmanızda çok büyük fayda var. Bir başka yine blind ile alakalı yine bir Cast When Damage Taken'a mesela herhangi bir gem bağlayarak ona da blind bağlayarak o tarz bir kombinasyon yaratabilirsiniz. Bunun en çok kullanılan örneği de Cold Snap. Cold Snap cold bir spell'dir, hani vursun diye değil. Bunu zaten level 1 falan genelde tutarlar. Bir de Cold Snap şöyle bir olayı var. Bu böyle yere bir buzdan alan bırakır belli bir süre. 5 saniye diyor herhalde, doğru olması lazım. O süre içerisinde eğer mobu öldürürseniz %25 şansa da Frenzy Charge de veriyor. Frenzy Charge dediğim şey de DPS falan verir, yani iyi bir şey DPS için. Tabi bu mobun ölmesi gerektiği için sadece map'te çalışabilen bir şey. Mesela bunu da bağlayarak, buna da blind'ı da bağlayarak, yani kesmeden işte yakın Cold Snap Blind gibi bir üçlü de yaparsınız. Hem blind atar moblara, yani mob kör olur ki bu boss'ta da çalışacak. Hem de mob keserseniz, yani map yaparken o Frenzy Charge da alabiliyorsunuz. Bu da DPS verebiliyor size. Bu tarz başka bir sinerji de var. Son olarak herhalde Enduring Cry. Şimdi öncelikle kullanmak için genelde ağaçta bir Call to Arms olması lazım. Gösteririm zaten. Bu genelde varsa daha mantıklı oluyor. Yani ağacınız oradan geçiyorsa bunu alarak kullanmanızda çok büyük fayda var. Bu da yine mouse'un sol tuşuna konabilen bir şey. Çünkü o zaman instant oluyor. Orayı alamıyorsanız ya da istediğiniz zaman basmak istiyorsanız o zaman mouse'un sol tuşuna koymayın tabii ki de. Peki bu ne yapıyor? Bu bir Warcry. Yani başka Warcry falan kullanırsanız o zaman sıkıntı, o Call to Arms'ı aldığınız zaman, çünkü hepsinin cooldown'u ortak oluyor. Onu da aklınızda olsun olarak. Endurance Charge veriyor bir kere. Bir, etrafınızdaki mobla alakalı olarak. Bu da ne yapar? Endurance Charge dediğimiz şeylerde fiziksel hasarı kıran bir şey, yani defansif. Aynı zamanda bunu bastığınız zaman çok hızlı bir şekilde canınız doluyor. Yani özellikle canınız böyle %50'nin altına falan indiği zaman bastığınız zaman bayağı hilliyor yani. Bakın son leveli 1976 can veriyor diyor mesela, bayağı yüksek bir sayı. Bu da mesela önemli skill'lerden biri. Sanırım son olarak bunu anlatmadım. Steel Skin. Bu da bir guard skill. Bunu da genelde sol kliye ya da Kesfen Damage Taken'a bağlarlar. Ben sol kliye konma taraftarıyım. Bu da direkt absorb açıyor kısaca. 1500 damage, 2000 damage neyse. Bu da bu şekilde. Bunu da kullanabilirsiniz. Yani bir guard skill kullanmanıza büyük fayda var. Kısaca bu. O zaman bu videoda bu kadar. Başka aklınızda böyle varsa unuttuğum, onları da yazabilirsiniz. Anlatmamı istediğiniz başka şeyler varsa tavsiyeleri de alıyorum bu arada. İstediğiniz gibi yorum yazabilirsiniz. Sıkıntı yok. O zaman teşekkürler. Başka videoda görüşmek üzere.